Fuar gezimizde de şu an Aygün Tarım'ın standındayız sayın seyirciler ve yanımızda firmanın genel müdürü Çağlar Aygün var. Şimdi Çağlar Bey, gübreleme çiftçi için çok önemli ama tabii belirli zorluklar yaşıyoruz. Siz de dediniz ki az önce bu zorlukların en azından bir kısmının önüne geçtik. Çiftçi için avantajlı bir ürünümüz var. Biz sizden detaylarını öğrenelim. Bu ürün nedir, nasıl iş yapar, çiftçiye tarlasına nasıl ekonomi sağlayacak? Evet. Şimdi bizim ilk defa bu Çanakkale'deki fuara çıkardığımız sınır kesici tabir ettiğimiz bir ürünümüz var. Bu Türkiye'de bir ilk. Bu ürünün yaptığı olay şu. Gübre makinalarında tarlaya girdiğiniz zaman mecburen sınıra yakın gidiyorsunuz. Çünkü sınır bölgesinde zayıf kalıyor. Gübre her zaman bindirme yapmak zorunda birbirine. Çünkü tarlanın ortasında gübre bindirme yapıyor. Karşıdan geldiğiniz ve gittiğiniz taraftan. Ama sınırda böyle bir olay olmuyor. Bu gübre komşunun tarlasına gidiyor. Biz bu ürünle sloganımız da şu oldu. Komşunun tarlasına, gübreye son. Yani güzel bir slogan da oldu aynı zamanda. Bu ürün şunu yapıyor. Komşunun tarlasına attığınız gübreyi aynen şu şekilde katlamak suretiyle içeride zayıf kalan kısmı atıyor. Yani tarlanın ortasında iki tarafın birbirine bindirme yaptığı yeri tarlanın kenarına da yapıyor. Bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor çiftçiye. Bu avantaj da şu. 2 metre veya 3 metrelik kalan zayıf alanı %100 verime yükseltiyorsunuz. %10, %20 verim alırlar. Bu da aslında bir milli servet. Yani Türkiye'deki arazileri düşündüğünüz zaman o kenarda 1,5-2 metre kalan bir alan, yani oradan çıkacak ürün çok fazla. Mesela şu anda şunu daha iyi yapıyorlar devlet başladı arazi toplulaştırmasına. Temellerdeki 1 metre alanı nasıl kurtarırız diye. Biz daha fazla bir alanı kurtarıyoruz onlara. Yani aslında bu bir veli nimet diyebiliriz. Peki şimdi bu bir traktör arkası ekipman. Öncelikle hangi tip bir modele traktöre ihtiyacı var çiftçinin ve şimdi bu ürün ne kadarlık bir tarla için en uygun seviyede alınmalı? Yani çok küçük bir tarla uygun mu veya farklı modelleri var mı? Şimdi bizim en küçük modelimiz bu binlik modelimiz. 1200'lük 1500'lük modellerimiz de mevcut. Ama şu sınır kesici sisteminden dolayı yani en küçük çiftçinin dahi alması gereken bir ürün. Çünkü kenarda her zaman 1,5-2 metre zayıf bir alan kalıyor. Bu alanı hiçbir şekilde geri dönüşüm olarak alamıyorsunuz. Elle de artık kimse işçilik yapmıyor. Önceden babalarımız, dedelerimiz gübreyi elle saçıyordular kenarlara. Zayıf yer kalmıyordu. Ama artık çiftçilik modernleşti. İnsanlar artık fazla beden gücüyle iş yapmamaya başladı. Makinalaştık. O yüzden bu sistem her çiftçinin alması gereken bir sistem. Ve Türkiye'de dediğimiz gibi ilkiz. Bunu alan yıllar boyu kaybettiği zararı geri alacak. Yani bugünden itibaren alan çiftçiler bunu kazanacak. Peki İzmir da geçmiş olsun diyelim. Peki biz İzmir firmasıyız şimdi. İzmir'den evet, geliyorsunuz. İzmir'den bu ürün dediğiniz gibi tarlası olan herkes alması gerekiyorsa birçok yere göndermeniz gerekecek. Burada gönderimi nasıl yapacaksınız ve satış sonrası süreçlerde servis yedek parça kısmına nasıl destek vereceksiniz? Tabii. Şimdi bizim yedek parça ile ilgili sıkıntımız. Bizim makinamızın bir özelliği de bütün parçalarımız demontedir. Yani diğer firmalar gibi kaynaklı birleştirme bizim makinamızda çoktur. Çok azdır. Aynı otomobil parçası gibi düşünebilirsiniz. Makinenin bütün parçalarını sökebiliyorsunuz tek tek. Ve bunu çiftçi kendisi yapabiliyor. Bu da makinenin ustaya gitmenize gerek kalmıyor. Sizi ustaya olan gebeliğini de bitiriyor. Aslında ustalar da bize kızacak bu noktada ama yapacak bir şey yok. Peki gönderimleri nasıl yapacaksınız? İsteyen herkese gönderebiliyor mu? Nakliye İzmir'den her yere ulaşım var. Aynı zamanda bizim kendi araçlarımız var. Tekirdağ bölgesinde Malkara, Keşan, Edirne, Çorlu. Biz o bölgede daha hızlı çalışıyoruz. Şimdi Gönen bölgesinde de cam motorlu araçlarla çalışmaya başlıyoruz. Onlarla da anlaşmamızı yaptık. Artık Biga Gönen bölgesine de varız. Zaten İzmir'de Ödemiş, Menemen, Foça, bu bölgede Bergama, bu bölgelerde de çalışmalarımız var. Biz yeni bir firmayız. Ama bizim amacımız Türk çiftçisini kaliteli bir ürüne buluşturmak ve önder olmak bu sektörde. Çünkü bizim yaptığımız tek ürün bu. Bir de ilaçlama makinamız var, ikinci ürünümüz olarak. Biz en üst kademe. Yani çiftçiye en iyi ürünü. Avrupalılar yıllardan beri bu ürünleri kullanıyor. Biz de Türk çiftçisini buluşturmak istiyoruz ve uygun fiyatlara buluşturmak istiyoruz. Çünkü o fiyatlara, Avrupalıların fiyatlarına çiftçimiz erişemiyor. Çok pahalı. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İyi fuarlar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz bu şansı bize tanıdığınız için.